Kim yani yapıyor? Bunları fark etmiyormuşsunuz. Kim yapıyorsa onu... Sayın Bekir, somut bir örnekle askeri vesayetle mücadele ediyoruz. Buyurun. Cümlesinin geçtiği bir tanım. Bayram Bozkurt denen ilç savcısı Efe, gizli tanık Efe, değişik konulardan... O firar değil mi şu anda? Firar. Firar da canım. Yurt dışına şey kaçırıldı. Hem mahkum hem firar. Yani tutuklandı, bırakıldı, itirafçı oldu biliyorsunuz. Diyor ki beni meslekten atacaklar, hapsedecekler. Gizli tanık olmak zorunda kaldım. Osman Şanal şimdi tutuklu 6 yıldır içeride. FETÖ militanı. Şey Erzincan savcısını. Özel yetkili. Cihaner odasında derdest eden. Savcı. Yani başsavcı Türk tarihine kara bir leke olarak geçen şahıs. Ya. Şimdi masum olduğunu iddia ediyor hala. Şimdi ona diyor ki Bayram Bozkurt. Tamam kaçanacak yerim yok. Ben Cihaner aleyhine Dursun Çiçek'in de Erzincan'a geldiğinde içeren bir ifade vereceğim. Gizli tanık olacağım ama daha büyük garanti isterim. Ne istersin? Hayati Yazıcı ve Sadullah Ergin'le görüşmek isterim. Getiriyorlar Ankara'ya. İkisiyle de görüşüyor. Tabii ifadeleri var. İkisinin de önüne koydum ben bu ifadeleri. O diyor ki Sayın Savcım orada askeri vesayetle mücadele ediyor. Özel savcılar iyi işler yapıyor. Bir dakika ben anlamadım. Özel savcılar. Bir dakika dur bir saniye. Görevdeyken de bunu söylüyor. Evet. Yani o bayram. 2009 sürecinde 2009. Yaşandı. 2009'da olaylar. Ankara'ya geliyor. Ankara'ya getiriyorlar. 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 Gizli tanık tamam. olmaya karar vermiş. Siyasi garantiler için getiriyorlar. Sadullah Ergin'e ve Hayati Yazıcı hukuk işlerinden sorumlu getiriyorlar. İfadelerinde geçiyor. Ben de onların... zaman görevi neyse. 2009. Adalet Bakanı. Şimdiki hangi partide? Şu anda Deva'da. Devada mı? Yani kimde olursa olsun. Deva Partisi. Deva Partisi genel başkanı. Yani, siyasi ayak hesap verecek millete. Şimdi ikisi de diyor ki askeri vesayetle mücadele ediyor özel yetkili savcılar. Dediklerini yapın, destek olun. Önce istifa edin. Sonra biz Kayseri Barosu'nda size bir iş verelim, maaş verelim. Eşi de devlette eczacı. Sonra Amerika'ya eşiniz üzerinden gönderelim. Bir fırsatını bulurup seni tekrar değişik isimle savcı da yaparız. Bu garantiler veriliyor. Sonra bu görevleri yapıyor. Dediklerini de yapıyorlar. Dönüşünde de Amerika dönüşünde de başka bir isimle savcı yapıyorlar. Bekir Boz da Allah razı olsun bu basında yer alınca görevden atıyor. Şimdi Bekir Boz'dan şeye ayrılır yani. Yiğit dolayısıyla askeri vesayetle mücadele adı altında bu FETÖ'cü hainlerin yaptığı hukuksuzluklara iktidar işte iki tane isim verdim. Buyursunlar. İfadeleri var. Kaçırdılar yurt dışına. Askeri vesayetle mücadele ediyor diye bu hukuksuzluklara, hukuk cinayetlerine, kumpas davalarında katledilenlere, intihar edenlere vesile olmuşlardır. Onların vebali hukuki anlamda da vicdani anlamda da üzerlerindedir yani. Evet. Başka bir grup daha var bu şeyde. Hacı sen ne demek? Bu özür diliyorum hacı bağışla. Başka bir şey daha var bu askeri vesayetle mücadele ediyoruz ifadesi AKP'nin kurmayları tarafından kullanılmaya başladıktan sonra işte 68 kuşağının solcuları da yani. Yo, zaten kumpas davalarını oraya dayandırıyorlar. Yani onların kutsal şeyi askeri bakın, vesayetle mücadele ediyoruz. Şöyle, ha işte tamam zaten. Bak stratejik şimdi, hedefi o. Bakınız şimdi 68 kuşağının işte solcuları ya da benim kuşağımın da bir grubu solcuları tabii. Askeri darbelerin bu ülkeye getirmiş olduğu ne yazık ki, ne yazık ki bu ülkeye getirmiş olduğu olağanüstü büyük kötülüklerden birisi işte bu ülkenin sol entelektüellerini, sol aydınlarının işkencelerden geçirmesi, hapishanelerde süründürmesi üzerine yaptığı her şey nedeniyle bu askeri vesayetle mücadele edeceğiz örtüsü altında. Düşüncüsüyle, düşüncesiyle hareket eden işte AKP'nin kurmaylarının ardından sürüklendi ve gittiler. Bu çok sihirli bir cümleydi. Ama şimdi konuştuğumuz zaman... Türkiye'de askeri bir vesayet yok muydu? Ya olmaz olur mu? Ben kitabını ama yazdım. Hukuk içinde mücadele edersin. Vesayet Mehmet kullanmak şey isteyeni hapsedersin. Hayır, yani. Yok. 15 Temmuz, 15 o dijital muhtırayı veren, rahmet eylesin, ölünün arkasında konuşmam da Yaşar Büyükanıt. Büyükanıt. Bakın ben verdim 27 dedi, Nisan. Ben yazdım dedi. Sanık bile olmadı, geldi tanıklık yaptı. Doğru. Vesayetçi o. Niye ona işlem yapmıyorsunuz? Dolmabahçe'de görüştük, el sıkıştık. Böyle adalet mi olur? Hayır ben size sormuyorum. Ben ortama soruyorum. Ben kamuoyuna soruyorum. El sıkıştık. Ölünceye kadar sırlarımız gider. Var mı hukuk devletinde böyle bir el sıkışmaya? Yani... Şöyle bir şey kamuoyunun vicdanına sesleniyorum. Her söylediğine karşı çıkmıyorum senin. Evet. Yok, hayır, ben zaten size cevap vermiyorum. Ben yaşadıklarımı yani, anlatıyorum. O yapıya destek verdiğimiz, o yapıyla iç içe olduğumuz, o yapıyı palazlandırdığımız
Bütün bu iddiaların hepsi doğru. Hala içimizdeki bir takım unsurlarına karşı gerekli tavrı göster. Bütün bunlar doğru. Ama burada Sayın Cumhurbaşkanımız zaten gerekli öz eleştirisini verdi. Evet. Benim sizden, sizin gibilerden ricam şu. Her biz de yapıyoruz onu zaten. Her seferinde oraya takılmaktansa bir gerçek görüldükten sonra, bir tasfiye süreci başladıktan sonra hep birlikte olmamız gerekirken bu sefer AK Parti'nin burnu sürtmek adına o tarafa geçmeyi marifet bilen yeni Metin bir Erbak, muhalefet anlayışı oldu. Sadullah Ergin hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz. O da dahil 7 AK Parti milletvekili bize iftiradan dava açtılar, yargılanıyoruz. Sadullah Ergin'i yargıya teslim etmiyorlar. Yanlış, katılmıyorum. Beraber dilekçe verdiler. Sen diyorsunuz ya Deva Partisi'ne geçti ama hala suç ortaklığı devam ediyor yani. Ben bir şey demiyorum. Siz aynı masada oturuyorsunuz şu an. Evet. Kimle? Sadece. Deva Partisi ile aynı masada oturuyor. Ben o masada yokum. Ben şahsım adına CHP konuşuyorum. Olarak Cumhuriyet Halk Partili olarak. CHP'nin sözcüsü değilim. Hayır, hayır. Onun ben CHP ile Deva Partisi'nin aynı masada oturduğunu ama söylüyorum. Ama siz de milletvekilerle aynı dilekçeye imza atıp ben. Bak 7 AK Parti milletvekili Sadullah Ergin hala 3 ay önce. Hayır, siz İmza mı yok? Siz AK Parti adına konuşuyorsunuz. Konuşuyor ben musunuz? AK Parti adına konuşmuyorum. Ha bak işte o zaman ben bu konuda AK Parti adına niye konuşayım? Yanlış yapıyorlar değilim. Yani. Genel başkan yardımcısı değilim. Partide bir görevim yok. Ama AK Parti'yi savunan bir insan olarak partimin hukukunu savunurum. Gerektiğinde savunurum. Gerektiğinde de eleştiririm. Bir yargı darbesidir bu askeri vesayet örtüsü altında yapılan. Sorumlusu da Adalet Bakanı'dır. Niye teslim etmiyor siyasi ayak olarak yargıya? Hala konuluyor. Ben kimin siyasi ayak olup olmadığını bilemem. İşte, kendimde işte, delil somut, olmadan konuşamam. Somut. Evet. Ben şeye bakarım ama bir insan Pensilvanya'nın FETÖ'nün argümanlarına göre konuşuyorsa ondan şüphe duyarım. Evet. Ben kimin siyasi ayak olduğunu bilsem zaten mahkemeye başvururum. Bana ne yani? Cumhurbaşkanı kim aldattı Cumhurbaşkanı bu vesayet askeri kumpas davalarıyla ilgili Cumhurbaşkanı aldatan kim? Dönemin Adalet Bakanı'dır ya. Başka bence kim olur hesap yani? Hesap sorulmalı. Kim aldatmış? Hesap biz olmalı. Tutuklanmayalım. Hukuk ve adalet bu delile sahte diyen hakimleri sürüp Anadolu'ya onun yerine FETÖ'cüleri getiren Bey, ben size yani? Büyük bir hukuksuzluk yapıldığını gördükten sonra itiraf eden nadir insanlar. Biliyorum biri. Geldik cezaevinde tanıştık. Cezaevinde yani. Görüştük. Kızınız İrem Hanım bilir. Ve onu, çıktığım Silivri'den geldikten sonra katıldığım televizyon programında söylediğim ilk cümlem şudur. Bırakınız 10 gün sonra çıkmayı 10 saniye daha fazla içeride tutulmaları büyük bir hukuksuzluktur. Biz nasıl aldatıldığımızı gördük, nasıl yanıltıldığımızı gördük. Bizim de sizden tek ricamız, o eski defterleri fazla karışmadan, sen şöyle yaptın, böyle yaptın. Bu bir Türkiye için tehditse bu örgüt ve de bir başka örgüt. 28 bununla Şubat, mücadele etmek için ortaklaşalım. 28 Şubat eski defter değil mi efendim? Daha eski.